İntegralde avanda bir farklı durumda iki eğri arasında kalan avanı nasıl hesaplayacağımızı bilmek. Örneğin burada bir tane fx fonksiyonu, bir tane de gx fonksiyonu var. Şu arada kalan avanı nasıl hesaplayabiliriz Riemann teoremini kullanarak? Üstteki alandan alttaki alanı çıkartarak. Üstteki alandan alttaki alanı nasıl çıkaracağız? Şöyle diyelim mi o zaman? Üstteki, yani fx'e göre integral aldığınızda şöyle tüm avanı bulmayacak mısınız? Fx'e göre kırmızı çizgi. Evet. Peki gx'e göre integral aldığınızda da şurayı mı bulmuş olacaksınız mavi çizgi? Doğru. O zaman fx'e göre aldığınız integralden gx'e göre aldığınız integrali çıkartırsanız size şu arada kalan alanı verecektir. İki alanın farkından. Bunu formülize edecek olursak integral a'dan b'ye. Üstteki fonksiyon hangisi? Fx mi? Şöyle. Fx eksi alttaki fonksiyon gx mi? Evet. Dx bize neyi verecektir? Buradaki eğrinin arasında kalan alanı verecektir. Bazen sınır değerlerini bize vermiyor. İki fonksiyonu birbirine eşitleyerek kesişim noktalarını biz buluyoruz ki bu zaten denklem çözümüdür. Yani bizi çok da zorlamayacak. Hadi bakalım örneklerde sırada burada olduğu gibi. Bir tane parabol vermiş, bir tane de doğru vermiş. Şunu bilmem yeterli. Parabol kolları yukarı doğru olacak. Doğru da şöyle parabolü iki noktada kesecekmiş. Çünkü arada kalan alanı soruyor. Peki kesişim noktalarına ihtiyacım var. Çünkü sınır değerler onlar. Bunu nasıl buluyorduk Raşit Hocam? Birbirlerine eşitleyelim. Birbirlerine eşitleyelim. Diyorsun ki ben söyleyeyim sen yap orada. 3x eksi 1 eşittir. X artı 2. Eşitledik. Hadi sınır değerlere bakalım. X kare artı 2x eksi 3 eşittir 0. Artı 3 eksi 1'den xx dersek. X1 eksi 3 çıkacaktır. X2 artı 1 çıkacaktır. Şurası eksi 3. Şurası artı 1. Doğru mu? O zaman denklem şöyle kurulacak. İntegral eksi 3'ten 1'e kadar. Önce hangi fonksiyonu yazacağım? Genellikle parabol aklına gelir çocukların ama grafikte hangisi üstteyse onu yazacaksınız. Yoksa sonuç negatif çünkü çıkar. O olan daha büyük olacak. Burada doğru denklemi daha üstte. O zaman x artı 2 eksi x kare artı 3x eksi 1 dx dememiz gerekiyor. Yani eksi 3'ten 1'e kadar ne olacaktır? Eksi x kare tık, eksi x kare eksi 2x artı 3. Neden hesaplayıp yapmasınlar biliyor musun? Çocuklar meşgul oldukça kafaları, zihinleri, işlemleri yaptıkça sürekli olarak konuyu daha iyi kavrayacaklar. Şimdi bunu hesaplayıp yapın dersen bu sorunun çözümü 30 saniye. Çocuk bir şey anlamayacak, unutacak. Çocuk derken gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Devam ben ediyorum. Bayanlar. İntegral eksi 3'ten 1'e kadar. Bunun integrali nedir? Eksi x küp bölü 3. Eksi x kare artı 3x. İlk önce 1 yazalım. Ne olacaktır? Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 eksi 1 bölü 3. Eksi 1 artı 3. Heh bak böyle. Eksi 3 yazarsak eksi 27 9, eksi 9 artı 9. Eksi 9. Eksi 9. Doğru mu? Artı. Şunlar gidiyor. 2 6 5 bölü 3. Eksi artı 9'dan 27. 32 bölü 3 çıkacaktır cevap. Umarım yanlış bir şey yoktur. Öğretmenim efendim canım. Çocukların aklına şöyle bir şey geliyor. Ya grafik şöyle olursa yani eğrinin şu kısmı çizginin altında kalırsa. Hiç önemli değil. İki eğri arasında kalan, iki şekil arasında kalan kısmı buluyorsanız siz onda bir sorun yok. Çizginin altında kalsa bile üsttekinden alttakini çıkardığınız için siz sonuç pozitif çıkacaktır. Korkmayın. Taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bunun için 1. Doğru denklemini kurmamız gerekiyor. 2. Eğrinin denklemini de bulmamız gerekiyor. 3. Kesişim noktalarını bulmamız gerekiyor. Sen zahmet etme ben bulurum. Ben doğruyu söyleyeyim. Tamam. Söyle. Y eşittir x doğrusu. Y eşittir x doğrusu. Y eşittir x doğrusu. Eksi x doğrusu. Bayağı 50 seferde sordum. Y eşittir eksi x. Baksana bölgeye. Fark edeceğim diye merak ettim. Y eşittir ya tabii. Y eşittir eksi x doğrusu. Bu cepte zaten... Ama böyle bakınca y eşittir x. Oradan bakma o zaman. Böyle düşünüyorsun değil mi? Şimdi parabolün denklemini kuralım. Bunun için kökler. Eksi 2, 3. Şu formülü unutmayın. A x eksi x 1. X eksi x 2. Parabolden bilmeniz gerekiyor bunu. Y eşittir a çarpı x artı 2. X eksi 3. X yerine 0 yazdığımızda sonucun eksi 6 çıktığını görüyorum. Eksi 6 eşittir a çarpı eksi 6'dan. A da 1 o zaman. Problem yok. A 1 ise o zaman parabolümüzün denklemi. Şuraya 1 yazdığınızda ne olacak? X kare eksi x. Eksi 6. Eksi 6.
Bunu eksi x'e eşitlersek eğer kesişim noktaları gerekiyor çünkü bana, öyle değil mi? Evet. Avanı bulmak için. Şunlar gidecektir. X kare eşittir 6'dan. X eşittir artı eksi kök 6. O zaman integral. Eksi kök 6'dan artı kök 6'ya. İlk önce hangisi yazılacak? Doğru, doğru mu yazılacak? Eksi. Eksi x. Eksi, parabolü eksi ile çarparak yazarsak. Eksi x kare artı x. Artı 6. Artı 6. Bunlar gidiyor mu? Problem yok değil mi? Tamam, dx'i yazdık. Hadi hesaplayalım. İntegral eksi, pardon, kök 6'dan eksi kök 6'ya kadar. Şunun integrali nedir? Eksi x küp bölü 3 artı 6x. Bu tip ifadelerde zorlandığınızı bildiğim için özellikle yazıyorum. Kök 6. Eksi ne olacaktır? 6 kök 6. Kök 6'nın küpü, 3 tane kök 6'yı çarpacaksınız. 6 kök 6 bölü 3 artı 6 kök 6 eksi... Gene eksi ama bu sefer eksi kök 6 olduğu için artıya dönüşecektir bu. 6 kök 6 bölü 3 eksi 6 kök 6. Hadi işlemi yapalım. Eksi 6 kök 6 şu eksi olacak. Şu artıya dönüşecek. Şurası 4 kök 6. Şöyle diyelim. 12 kök 6. Öyle değil mi şu ikisinin toplamı? Eksi 2 kök 6 bu. Eksi 2 kök 6 bu. Eksi 4 kök 6 mı oluyor? Evet. Sonuç niye öyle gizemli konuşuyorsun ki? 8 kök 6 olacaktır. Tamam. Bunu da gönderdik. Ve yine taralı alan isteniyor bizden. Ancak bu sefer taralı bölgeyi neye göre tespit etmek daha kolay olacak? Y'ye göre tespit etmek daha kolay olacak. Aksi takdirde biraz sıkıntı yaşayacağız. Çünkü Y'ye göre düzenlenmiş her şey. Hadi o zaman ilk önce x'leri birbirine eşitleyelim. Yani y kare eşittir 2y artı 3 diyek. Y kare eksi 2y eksi 3 eşittir 0'dan. Desteğe ihtiyacın yok değil mi? Eksi 3 artı 1 yok, sağ olasın. Y 1 eksi 1 çıkar. Y 2 3 çıkar. Yani şurası eksi 1. Keşke onları ben yazsam. Hadi yaz. 3 çıkacaktır. O zaman integral. Eksi 1'den 3'e kadar. Üste olan doğru denklemi mi? 2y artı 3. Eksi y kare. Teşekkürler. Çok sağ olasın. Anlaştık mı? Y'ye göre integral düzenleniyor. Sınır değerler eksi 1 ve 3. Nasıl bulunuyor bu sınır değerler? İki denklem birbirine eşitlenerek bulunuyor. Her seferinde bunu yapmanız gerekebilir. Çünkü çoğu soruda vermez kesişim noktalarını. Denklemleri, sınır değerlerini yazdıktan sonra integrali bakıyorum. Y'ye göre düzenlemek kolay. X'e göre yapmaya çalışırsanız işin içerisinden, bilmiyorum, ben çok zor çıkarım açıkçası. Ne yapacaksınız? Eksi 1'den 3'e kadar. Önce doğru denklemi 2y artı 3 eksi ardından eğri denklemi y kare. O zaman eksi 1'den 3'e kadar. Y kare artı 3y eksi y küptürük bölü 3. Hadi ilk önce 3 yazalım. 9 artı 9 eksi 27 bölü 3'ten 9. Hep böyle çıkıyor. Eksi. Çünkü y küplerde hep genelde 3 bilerek verdik. Eksi 1 yazarsak 1 eksi 3 artı 1 bölü 3. Doğru mu? Hopacık hopacık. 9 eksi eksi 2 artı 1 bölü 3'ten. Kaç olacak? Eksi 5 bölü 3 artı 5 bölü 3 27 32 bölü 3. Bir tane daha mı 32 bölü 3 çıkmıştı? Evet evet. Demek benzeri bir parabol. Ve gönderdik. Soru biraz daha zorlaştı. Y eşittir 2x doğrusu var. Bir de ortak y eşittir ln x var. Şimdi x'e göre alırsam şuradaki alan beni biraz zorlar. Ama y'ye göre alırsam sınır değerler belli. X'e göre alırsam, çünkü dikkat et, bunun sınır değeri burada ama bunun sınır değeri burada. Evet. O zaman y'ye göre almak gerekiyor ama y'ye göre almak için de sınır değerleri, şu sınır değerleri bilmiyorum. Ne yapacağım? Bulalım. Nasıl bulacağız? Buradaki e noktası, kırmızı buraya denk geldiğine dikkat edin. Ln e kaçtır? 1. O zaman bu değer 1 olacak. E üzeri 6 yazarsanız orası da 6 olacaktır. Doğru mu? Doğru. İntegral. Şimdi bu fonksiyon y'ye göre düzenlenmiş değil, x'e göre düzenlenmiş. Evet. X'e göre düzenlenmişse ilk önce 1'e 6 yazalım. Biz bunu Y'ye göre çekeceğiz. Y bölü, y bölü 2. Bu kolay. Peki bu? E üzeri Y. E üzeri Y. X eşittir E üzeri Y. Şuradaki E'nin üzerine Y gelecek. X'ler çekildi mi şu anda? Evet çekildi. Yukarıda olan hangisi? E üzeri Y. Şuraya göre bakarsanız eğer. E üzeri Y daha yukarıda. O daha zaman ilk önce onu yazacağız. Eksi Y bölü 2. D, Y. Bunu yaptıktan sonrasında bir problem yok zaten. Belirli integral çözeceksiniz. Önemli olan taralı alanı hangi formülle hesaplayabiliriz? Bunu doğru yazmak. Hadi hesaplayalım. Bir şey yok dedik ama çok işlem hatası yapıyoruz bizler de burada. E üzeri Y eksi bu nedir?
y kare bölü 4 mü oluyor integrali? Evet. 6 yazarsak e üzeri 6 eksi 36 bölü 4'ten 9 eksi 1 yazarsak e eksi 1 bölü 4. O da e üzeri 6 eksi e eksi 9 artı 1 bölü 4 olarak ne yapacaktır? Çıkacaktır. Kalacak. Bu şekilde devam etmemize gerek yok. Bunu sen mi çizdin? Yok da iğrenç çizilmiş gerçekten de. Aslında bu şekli görünce öğrencinin bunun ne şekli olduğunu anlaması lazım. Ben bunu sinüse benzettim. Sinüs eğrisi bir tanesi. Ya. Diğeri de kosinüs eğrisi. Sinüs eğrisi ile kosinüs eğrisi arasında kalan şu bölgeyi sormuş. Bakın eksi pi pi aralığında sinüs eğrisini vermiş. Aynı aralıkta kosinüs eğrisinde fonksiyonlar yazılı. Şu aradaki alanı nasıl bulacağız diyor. Bunu normal fx'ten farklı düşünmeniz için bir sebep yok ki. Bu da bir fonksiyon. Sadece değişkenler olarak açı var yazıyorsunuz. Ama formül aynı. Riemann demiş ki aynı formülü uygula kanka çıkar. E o zaman ne yapacağız? İlk önce kesişim noktalarını bulacağız. Çok. Nedir bu kesişim noktaları? Pi bölü 2'den küçük bu da. Bu da eksi pi bölü 2'den birazcık büyük. Yardımcı oldun mu? Peki bu kesişim alanları nasıl hesaplanacak? Şöyle yapmamız lazım. Sinüs x eşittir kosinüs x. Birbirine eşitledik. Buradan tanjant x oldu. Öyle değil mi? Tanjant x eşittir kaç olacak? 1 mi olacak? Tanjant x'in 1 olduğu hop bir birinci bölgede olduğunu görüyoruz. Pi bölü 2'den küçük. Bu pi bölü 4 yani 45 derecelik açıdır. Peki bir tanesi de eksi pi bölü 2'den biraz daha bu tarafta. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölge 225. 225 demek daha doğru olacak. 3 pi bölü 4 eksi cinsinden de yazabilirsiniz. Bir şey fark etmeyecektir. Peki o zaman sınır değerlerimiz küçük olanı önce yazalım. Pi bölü 4'ten 3 pi bölü 4. Ama eksi demiş ya burada. Biz eksi cinsinden yazarsak evet. Hani sarmal bir fonksiyon ya bu. Kafa karışmasın. Biz burada böyle verilmiş böyle yazalım yoksa başka bir şey çıkacak şimdi meydana. Onu istemiyorum. O yüzden ne diyoruz? Eksi pi bölü 2'den bu tarafa eksi pi bölü 2 eksi pi bölü 4 olacaktır. Evet. Ve ne olur? Eksi 3 pi bölü 4'tür. Şuradaki açı. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu bu şekilde belirledik. Pi bölü 4'e kadar ilk önce üstteki fonksiyonu yazmam lazım. Kosinüs x. Sonra alttaki fonksiyonu yazmam lazım. Sinüs x dx. Bunu yazacağım. Anlaştık mı? Dön. Çözmeyelim dedin değil mi gene? Eksi 3 pi bölü 4. Vallahi demedim. Pi bölü 4. Ben öyle duydum sanki. Kosinüs x'in integrali nedir? Kosinüs sinüs x'tir. Kağıda ihtiyacım olabilir ama. Sinüs x'in integrali eksi kosinüs x. Bir şey başında eksi var. Artı kosinüs x. Doğru mu? Kağıt vereyim. Dedim ya. İlk önce 45 yazalım. Pi bölü 4 yazarsak kaç olacaktır burası? Kök 2 bölü 2, kök 2 bölü 2, 2 kök 2 bölü 2, kök 2. 2 tane kök 2 bölü 2. Doğru mu? Doğru. Eksi. Peki buraya eksi 3 pi bölü 4 yazarsak sinüs şu açıda, şu noktada. Bunu direkt kafadan yani grafik üzerinden hesaplamanızda fayda var. Gidip esas ölçü bulmaya çalışmayın. Sinüs bu bölgede negatif değil mi? Evet. 45 derecelik açı. Eksi, 2. Eksi kök 2 bölü 2 çıkacak. Bu da eksi kök 2 bölü 2. Eksi. O zaman eksi 2 tane kök 2 bölü 2 olacaktır. Öyle değil mi? Sonuç kaç olacaktır? 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 çıkacaktır. Umarım anlaşılmıştır. Sınır değerleri eksi 3 pi bölü 4 şuraya da belirtelim isterseniz. Eksi 3 pi bölü 4'ten pi bölü 4'e kadar diyoruz. Bu aralıkta ilk önce kosinüs önce geliyor. Sonra sinüs geliyor. İkisinin arasında kalan alanı bulacağız. Bunu çözdük. Kaç çıktı? 2 bölü 2. Gönderelim. Acıktım ben ya. Sen acıkırsın. Ya canın çay çeker. 0'dan 3'e kadar 9 eksi x kare dx. Nasıl hesaplayabiliriz? Bunun integralini almayı... Satıyor mu? Sinüs T dönüşümüne yapacağız. Değil. Çok uzun sürüyor değil mi? Evet. Boş ver. Bırakıyoruz tamam. Gidiyoruz. Değil tabii ki. Aslında bu şeklin ne olduğunu düşünürseniz bu soruyu diğerlerinden çok daha rahat düşüneceksiniz. Buna y diyelim mi biz? Fonksiyon fx yani y'dir bu. Y eşittir 9 eksi x kare. Her iki tarafın karesini alalım. Y kare eşittir 9 eksi x kare. X kare artı y kare eşittir 9. Bu aslında birim çember. Evet, özür diliyorum. Yarı yani çapı 3 merkezi birim olan bir yarı çapı 3 birim olan bir çember. Merkezi. Ancak dikkat ederseniz karekök içerisinde olduğuna göre pozitif bölgedekilerini alacağız biz. Yani şu bölgedir. Grafik bu bölgede. Anlaştık mı? Normalde çember tamamıdır. Ancak 0 ile 3 aralığında bu bölgenin pozitif olduğu kısmına bakacağız biz. Burada bir problem yok. Geliyoruz bizden istediği x'in 0 ve 3 aralığında olduğu bölge. Yani
şu aralıktaki bölgenin değerini istiyor. Yani bu adam aslında bizden çemberin alanının dörtte birini istiyor. Öyle değil mi? Çemberin alanının dörtte biri demek. Bu çok kalıyor o zaman. Bu çemberin alanı pi'ye kareden 9pi değil mi? Bunu 4'e bölün. 9pi bölü 4. İzninizle bunu bir daha açıklamak istiyorum. Bu ifadeyi y'ye eşitlediğimizde karesini aldığımızda bir çember denklemi ortaya çıktığını görüyoruz. Çember denkleminde yarıçapı kaç birim? 3 birim ve orijini merkez olarak kabul etmiş bir çember. X'in 0 ve 3 aralığında olduğu değerlerin eğrinin altında kalanı istiyor. Eğrinin altında kalan alan. O yüzden şu 4 ile 1'lik alanı bulacağız. Neden buraya bakmadık? Çünkü bu y değeri negatif olamaz. Kök dışına negatif çıkamıyor ya. O şekilde değerlendirin. Kök dışına negatif çıkmadığı için şu üst bölgeye bakıyoruz sadece. Buradaki alanı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Ama bu çember denklemlerinde en kolayı. Bu biraz daha kasıntı bir şekilde. Burada gene y'yi eşitlerseniz bunu 36 eksi x kare. Bunu katmıyorsunuz. Çünkü burada ayrı düşündük. Fx eksi gx var. İki fonksiyonun farkı var. Bu ise iki eğri arasında kalan alandı zaten. Bu deneme yanılmayla ya da tecrübeyle elde edebileceğiniz bir şey. Bunu eşitlersek buradan her iki tarafın karesini aldığınızda x kare artı y kareyi 36 olarak bulacaksınız. Bu ise direkt olarak y eşittir x denklemi. Doğru mu? Hani bir tane çember. X kare y kare 36. 6 6. Y eşittir x bu. Benden istediği 0'dan 3 kök 2'ye kadar. Şimdi şu nokta nedir bir kere? Onu tespit etmek lazım. Yarı çapı 3 birim değil mi? Bu açı 6 birim. Burası 45 derece değil mi? O zaman şöyle dersek şurası 6 ise 45 45 90'dan karşı kenar 3 kök 2 çıkacaktır. Komşu kenar da 3 kök 2 çıkacaktır. Özellikle buna dikkat etmeniz gerekir ki bu soruyu çözebilirsiniz. Anlaştık mı? Şimdi adam o zaman benden şunu istiyor. Çemberin altında kalan alandan doğrunun altında kalan alanı çıkartacaksın. Hangi aralıkta? 0'dan 3 kök 2'ye kadar, yani şuraya kadar olan bölgede çemberin üstte kaldığı alan, yani şurayı istiyor benden. Bu da çemberin bu sefer 45-45 olduğu için 8'de 1'idir. Yani çeyreğinin yarısı. Çemberin alanı pi'ye kareden 36 pi. Bunu 8'e bölün. Kaç olacaktır? 9 pi bölü 2 benden istediği alan, benden istediği integralin değeri. Gidip de bu integrali normal yöntemlerle çözmeye çalışsak herhalde çok çok uzun sürecektir. Bunu da gönderdik. Ve bir tane daha var. Hadi bunu da çemberde alan madem. Bunu da yapalım. İntegral 16 eksi x kare. Artık bunun y'ye eşitlendiğinde 16 eksi x kareden x kare artı y kare eşittir 4 olduğunu gördük. Burada bir sıkıntı yok. Öyle değil mi? 16 olduğunu gördük. Özür diliyorum 16. Yani yarıçapı 4 birim olan bir çember. Peki bu ne? Burada artı var bir kere. Her şeyden önce biz fx eksi gx şeklinde veriyoruz çocuklara. O zaman y'yi şuna eşitlememiz lazım. Bunun eksilisine. Eksi x artı 4 mü demek gerekiyor? Çünkü fx eksi gx şeklindeydi ya. Buradaki olayın eksi olması gerekiyordu ama artı vermiş. O zaman siz bunun eksilisini eşitleyeceksiniz. Eksi gx buna eşittir diyeceksiniz. Buradan x artı y eşittir 4 doğrusu çıkar. Büyük çizelim bu sefer. Yine alttaki... 4. Çok özür diliyorum. Kötü oldu. Bu sefer kötü oldu. Alttaki alan yoktur ama sorun yok. Sus. Bu çember. Diğerinde sen çiz. X artı y eşittir 4 doğrusu diğerine. X0 için y4. Y0 için x4'ü söylemek gerekiyor herhalde değil mi? Çember daha üstte olduğuna göre benden bu sefer şu aradaki alanı istiyor. Neden? 0-4 aralığı. Yani şu aralıkta çemberin doğrunun üzerinde kalan bölgesinin alanı. Yine neyi düşünmem gerekiyor benim? Dairenin alanından üçgenin alanını çıkartalım. Batırdın arkadaşlar. Dairenin alanından, dairenin dörtte birinden üçgenin alanını çıkartacağız. Dairenin alanı pi re kare. 16 pi. Dörtte biri 4 pi. Eksi üçgenin alanı 4 çarpı 4. 16 bölü 2'den 8. O zaman istediği bölgenin alanı 4 pi eksi 8 çıkacaktır. Bunlar çıkmış soru tarzlarıdır. Özellikle çemberle alakalı olanlara çok çok dikkat edin. Kasım. Gönderebiliriz. Bu ne ya? Diyor ki şekildeki alan, taravı alanı gösteren integral nedir? Nasıl yapabiliriz taravı alanı gösteren integrali Raşit Hocam? İntegral
FX eksi GX. Hangi aralıkta? Şu aralıkta. Peki o arabasında değerleri nasıl bulacağız? Yapalım mı? Yapalım. Şurası kaç, x şurası kaç? X kare, y kare. Hı-hı. Eşittir 6. Çok kötü çizim be. Şimdi bu yarı çapı kök 6 birimi olduğu için x kare artı y kare eşittir 6 diyeceksiniz. X kare neye eşit burada? Y'ye. Y'ye eşit. O zaman şuraya, şuraya y diyelim. Y kare artı y. X kare y'ye eşit ama biz y ile sınırlandırmış olacağız. X'e göre bakacağımıza göre kök yemeyelim. Bence biz y gördüğümüz yere x kare yazalım. Evet. X'e göre integrali düzenleyeceğim çünkü. X gördüğüm, y gördüğüm yere x kare yazacak olursam ortak çözüm yapmış olurum. X kare artı x karenin karesi x üzeri 4 eşittir 6. Düzenleyelim. X üzeri 4 artı x kare eksi 6 eşittir 0. Bir dakika mola. Ne yaptığımı açıklayayım ki çocuklara. Şimdi şunu yapıyorum. İntegrali ifade etmemi istemiş benden. Bu integral nedir? Şurada çemberin altında kalan bölgeden şu parabolün altında kalan bölgenin çıkartılmış halidir. Çemberin denklemi elimde. Parabolün denklemi de elimde. Ancak kesişim noktalarını ne yapmıyorum? Bilmiyorum. Şu anda onları bulmaya çalışıyorum. Anlaştık mı? Kesişim noktalarını bulduktan sonra işlem kolay. Bu noktadan bu noktaya bu eksi bu diyeceğim. Peki. Kesişim noktalarını bulmak için x kareye t diyelim mi? Karışıklık olmasın diye. X kareye t dersek t kare artı t eksi 6 eşittir 0. Artı 2 eksi pardon. Tam tersi. Eksi 2 artı 3'ten t ya 2 olacaktır ya da eksi 3 olacaktır. Şimdi x kare eksi 3 olabilir mi? Mümkün değil. Olamaz. Ama x kare 2 olursa sınır değerlerin kök 2 ve eksi kök 2 olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz. O zaman artık integrali düzenleyebilirim. İntegral. Eksi kök 2'den artı kök 2'ye kadar. İlk önce çemberin denklemi. Çember y'yi yalnız bırakırsak kare kök içerisinde 6 eksi x kare olacaktır. Doğru mu? Eksi parabolün denklemi. X kare dx olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak.